Evet bilen ben şeytan gibi bismillah alım esasını denizistan. İşe efendi, meşe efendi, hoca efendi, molla efendi, seyidi efendi, hoca efendi, seyidi efendi. Köse sizden şalak, seyidi efendi, seyidi sizden şalak. Efendim tasavvufu yıllar düşündeyim. İşe efendi, sofu hasretleri, molla hasretleri, molla efendi, sofu efendi. Köse efendi, mühit efendi, efendim şalak. İkbal efendi şalak. İşte David efendi, inşallah telafi. İşte efendim, işte halifelik alıyormuş, maddiyet. İşte de halifelik alıyormuş ona. Halife oluyormuş, o gelen kadir tarikat halisi. Nasıl ben de sofisi Rabbani, öyle bir şey, Allah mübarek etsin. İnşallah ahirette Allah'a ötürü ümmet Muhammed'den beni ve vefat eden cennet ehlinden ahirette cemmetsin, inşallah duvarın, amin. İnşallah siz de cennete gibisin, amin din, amin. Şeyh Hayda cennete gitsin, dedim hocam, amin. İnşallah sohbete, biz sekere sohbete başlıyor. Şimdi efendim, tabii ki de dostlukları pek istemek lazımdır. Bir gün dostlarımız kimdi? En yakınlarımız olması lazımdır. En yakınlarımız, dostlarımız olmaz. Mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a baktığımızda şöyle bir Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı söyleyeceğim var. Hazreti Ebu Bekir Sıddık sanırım dostu ve akabası olması lazım. Akabası da olabilir. Hazreti Aleyhisselam var demiş. Kayınbabası yani. Hazreti Ebu akabası olabilir. Bilmiyorum. Hazreti Osman akabası. Hazreti Ali Kemal ve Avdoğlu yani öyle gidiyor. Halifeye baktığınız zaman yakındakiler. Yani şöyle bir baktığımız zaman ya yakındayımız dostlar öyle bir sistem oturtmamız lazımdır ki inşallah yakındayımızı bir şeyler vermek lazımdır. Onlara da bir görev vermek lazımdır inşallah. O zaten İslam diyor ki inşallah, İslam diyor ki inşallah, İslam diyor ki inşallah, İslam diyor ki inşallah. Sen de şimdi bir Müslümana yardım edin. Mesela sadaka zekat vereceksin diyor. Onu diyor ahabana verme daha sevaptır diyor bu iş böyle. Ahabana verme daha sevaptır. Sadaka fitreyi. Tabi kime vermiyor vermiyorsa bir konuya girmeyeyim mi? Kime vermiyor. Kime verecek istek ver daha sevaptır. Tabii ki mesela o peygamberler çoğu ahabaydı yani efendim. Mesela beni İsrail. Beni İsrail çok askın, çok lanetli, çok bir zor bir kavimdi. Beni İsrail'e çok peygamber geldi mesela. Beni İsrail'e çok peygamber geldi, çok askın, çok lanetli, çok zor bir kavimdi. Bir gün de Filistin toplarında o Şam toplarında yaptıklarını görüyorsan Beni İsrail neyle yaptığını. Mesela o hepsi de Yakup ne demekti? İsrail demekti. Beni İsrail oluyor demektir. Hepsi de Yakup'tan geldikleri için İbrahim Aleyhisselam'ında ahabalarıdır. Araplar da ahabalı Yakup'lardır. Sadece Nuh Aleyhisselam'ın oğulları olarak tahmin ediyorum bir oğulları hem Yakup'lar ahabalı hem Araplar ahabalıdır. Böyle olması lazım. Bir oğulları hem Yakup'lar gemisi hem Araplar gemisi. Böyle olması lazım. Zaten İbrahim Aleyhisselam iki oğlu doğmuş biliyor musun? İki oğlu, gözeti ama iki oğlu var. 10 tane çocuğu oluyor. Oğlan çocuğu. İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'dan Nur Topu Muhammed Aleyhisselam dünyaya teşvik ediyor. İshak Aleyhisselam'dan da Beni İsrail, bir gün kefilisindeki olan Beni İsrail yani. Sakın var demişler Beni İsrail. İbrahim Aleyhisselam Beni İsrail. Hacı var demişti İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam büyük. İsmail Aleyhisselam daha büyüktü yani inşallah. İsmail Aleyhisselam daha büyüktü. İsmail Aleyhisselam'a tahmin ediyorum 120 yaşındayken gebe bırakıyor. 120 yaşında mı gebe bırakıyor ya da 120 sene mi yaşıyorsa İsmail? Ya da Hazreti İsa Aleyhisselam 80 yaşında mı vefat ediyor ya da 80 yaşında mı? 80 yaşında mı yapıyorum? Böyle olmasa da. Böyle bir kitaptan okumuştum ben şuna.
Dediğim gibi yani peygamberler bile ahbabdır yani. Mesela o Hazreti İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam kardeş Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan Hazreti İsa bilmem kardeşti, Hazreti Musa kardeşti. Peygamber birbirlerini sever yani. Evliyalar da birbirlerini sevmesi lazımdır. Evliyalar da birbirlerini sevmesi lazımdır. Bunun ırkçılık yapmaktan bilgisi yoktur. Birbirlerini sevmeleri lazım inşallah. Bu iş yani evliyalar da birbirlerini tarafı tutması lazım yani. Hak nedir? İslam'dı. Hak gelmişti. Hak belli de yani inşallah. Yol belli de inşallah. Yani İslam'a hayat lazım mı inşallah? Bu kayımcılık, adam kayımlı işi bana göre ne zaman başladı? Tabii ki de Hazreti Habil'in şehadetiyle sonuçlamasıyla başladı. O da ilk şehit Hazreti Habil denmektedir. Hazreti Habil'in, işte Hazreti Adem sallallahu anhum eşmeyin hasretlerinin oğlu Hazreti Adem'in iki oğlu doyuyor. Birisi buğday adet ediyor. Birisi de koy yani böyle mesela. Birisi kabul ediyor, birisi kabul olmuyor. Ondan sonra işte çocuk kayı meselesi oluyor işte. İkiz çocuk oluyor. İki tane işte kadın oluyor. İkisi de Hazreti Adem'in çocuğu. Birisi kendi kız kardeşini istiyor. Birisi de diyor ki Hazreti Allah'ın kendini muhacete diyor. Rabbim olur mu diyor. Olmaz diyor. Sen diyor üvey kardeşini de vereceksin. Olmaz diyor. O da kibir ediyor. Hazreti Habil ediyor. Yani öyle oluyor. İki insan bu. İş cinayet böyle oldu. Bu kıyamet yeri kadar devam edecek. Kıyamete kadar devam edecekti. Cihannette insan öldürmeye devam etmektedir. Mesela Hazreti Adem'in kitabında bile Hazreti Adem sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselam'ın 10 sayfalık kitapta bile yazmaktadır inşallah. Diyor ki domuz eti yemeyin ve içki içmeyin diyor. Domuz eti yemeyin ve diyor kan içmeyin diyor. Yani hayvanın kanını içmeyin diyor. Bu odam bile yazıyordu. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam gelen 10 sayfada efendim ya da İbrahim Aleyhisselam'a gelen 10 sayfada İbrahim Aleyhisselam'a gelen 10 sayfa şiirdi, şairlik de inşallah. Dava yani bu dini mi bir İslam? Bu dini mi bir İslam? Önce mesela Peygamber Efendimiz'in İslam vermekte fayda varsa mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep ailesi baktı. Amcası, dedesi, anası, süt annesi falan. Zaten 25 yaşında Hazreti Allah Resulü evlendi. İnşallah tela. Ya da öyle oldu tamam. 40 yaşında peygamber oldu. Ya da öyle oldu inşallah. Muhammed Aleyhisselam. Ona anamız babamız feda olsun Muhammed Aleyhisselam başına. İki cihan güneşi inşallah. Anamız babamız feda olsun. Canımız feda olsun. Damlar feda dolunuyor inşallah. Hazreti Ömer hatta fark soruyor. Ya Muhammed Nebi diyor. Ya Muhammed Aleyhisselam diyor. Ya Muhammed Aleyhisselam diyor. Efendimiz Muhammed Hazreti Ömer soruyor. Ya Ömer hatta fark diyor. Ya Ömer hatta fark diyor. Beni diyor ne kadar çok seviyorsun. Her şeyini anamdan babamdan her şeyini çok seviyor. Ya yetmez vallahi Ömer ya yetmez diyor. Sen beni diyor, kendi nefsinden bile fazla seveceksin diyor şimdi. Ve sen şu an şey kayda bu defa.